Bilindiği üzere ülkemiz büyük bir ilaç yokluğuyla karşı karşıya. Bu ilaç yokluğu artık halk sağlığını tehdit eder bir boyuta ulaştı. Defalarca eczacı odaları ve Türk Eczacıları Birliği'nin Sağlık Bakanlığı'nın konuya bir çözüm geliştirilmesiyle ilgili taleplerini ilettiler. Dün Sağlık Bakanlığımız da açıkladı bu konunun sorunun farkında olduğunu ve bu konunun çözüme kavuşturulacağını bir iki günde. Dün gece yarısı resmi gazeteye yayınlanan ilaç ve beşeri ürünlerin fiyatlandırılması ile ilgili kararname sonucunda ilaç fiyatlarına %36,77 yani yaklaşık %37 oranında bir zam gerçekleşti. Bu zamla beraber ilaç fiyatlarının belirlenmesine kullanılan euro kuru 7 lira 86 kuruştan 10 lira 75 kuruşa çıkartıldı. Bununla birlikte bizim ilaç firmalarının illaki Bakan Bey'le değerlendirmeler yapılmıştır. Bu ilaç fiyatları sonucunda ilaçların eczanelerdeki bulunabilirliğinin artmasını bekliyoruz. Tabii bu konu böyle bir iki gün içinde gerçekleşecek bir konu değil. En azından bir 15-20 günlük bu sevkiyatın eczanelere gerçekleşmesi zaman alacaktır. Ve bundan sonra da ilaçların eczanelerde bulunabilirliğinin artmasını bekliyoruz. Ancak ilaçların eczanelerde bulunması tek gündemimiz değil. Tabii ki öncelikle ilaçların eczanede bulunması gerekiyor ama vatandaşın da bunları alabiliyor olması lazım. Ülkemizin içinde bulunduğu mevcut ekonomik şartlarda da vatandaşlarımız bu artan fiyatlarla ilaca erişimde sıkıntılar yaşayacağı çok açık. Bununla birlikte biz defalarca iletmiştik. Buradan bir kez daha iletmek istiyorum. İlaç fiyatlarındaki KDV oranının acilen %1'e indirilmesini talep ediyoruz. Burada birçok üründe, gıda takviyelerinde %1 olan KDV bugün ilaçta %8. Bunun acilen indirilmesini talep ediyoruz. Bununla birlikte 27 Kasım Büyük Eczacı Mitinginde de defalarca anlattığımız ilaç fiyat farklarında büyük artışlar var. Tabii ki bu ilaç zammı da ilaç fiyatlarındaki artışı körükleyecektir. Bunu da engellemek adına Sosyal Güvenlik Kurumu'nun eşdeğer ilaç bandındaki %5 olan oranının arttırılarak vatandaşlarımıza ilaç fiyat farklarının azaltılmasını talep ediyoruz. İlacın ulaşılabilirliği sadece eczanenin raflarında değil, vatandaşın da ilaca alım gücünün, ekonomik koşullarının yeterli olmasıyla gerçekleşiyor. Bu alanda da yetkililerden adım bekliyoruz.